Fenerbahçe'de duyuruyu bu şekilde yaptı. Heyecanlandırıyor. Yarın akşama plan yapmayın. Kum saati ve bir göz kırpma emojisi paylaşmış. Daha şimdiden 2,5 milyon etkileşim almış bu arada paylaşılan bu tweet. Heyecanlandırdı Fenerbahçelileri. Yani geliyor. Aslında röportajında da söyledi. Bu arada yarın gidebilirim diye. Oradaki evet. O gidebilirim bence gidecek galiba değil mi? Yani o artık buradan da teyit etmiş olduk. Belki uçağı ayarlanmamış falan da. Evet, şu anda böyle altına yazılan yorumlara bakıyorum ben de bir yandan. Hani nasıl siz son sayfaya yazıyorsanız gelen cevaplara Fenerbahçeliler çok heyecanlı, sabırsızlıkla bekliyoruz, başlıyoruz. Mourinho'nun ikonik fotoğrafları paylaşılıyor farklı farklı. Biliyorsunuz çok da ikonik fotoğrafları vardır, değişik. Evet, kalbimize inecek yazan var. Geliyor, gelmekte olan yazmış bir başka izleyicimiz. Biraz da son sayfa etiketine bakalım. Tabii şimdi oraya birçok Fenerbahçeli yönetici, maçı takip etmeye giden isimler var. Onların da etkisi olduğunu yazanlar var. Onlardan da mesajlar var bir yandan. Bekliyoruz dört gözle, uçağı takip edeceğiz yazanlar var. Gerçekten geliyor yazmış, inanamayan bir izleyicimiz. Evet, yaptığı röportaj da zaten çok konuşulmuştu. Dedim ya, şovuna daha gelmeden başladı aslında. Ama bizde şöyle bir şey de var. Bunu da burada söylemek isterim. Mourinho'nun şu an yapacağı bir sürü aksiyona, söyleme, maç önü sonu röportajına ya da hareketine çok şimdiden hepimiz bir toleransla sanki şey olduk, bakar olduk. Aslında bu toleransı kendi antrenörlerimize de vermemiz lazım. Tabii, Bunu orası öyle. da böyle koymak lazım. Ama Böyle. ne diyeyim, öyle diyorsun, güzel diyorsun da Jose Mourinho çok farklı bir isim ya. Yani bizim antrenörlerimize tabii niyet olarak bunu söylememiz lazım ama yani Mourinho'yu başka bir yere koymak Yo, lazım. Değil teknik mi? olarak da Tabii. söylemiyorum. Hani çünkü göreceğiz zaman içerisinde. Çok renk katacak, öyle Çok söylüyorum kesinlikle. ama biz bazen bu şekilde davranışlarımız oluyor. Hani kendi ülkemize çalışan kendi insanımıza aynı hoşgörüyü göstermediğimiz oluyor. Bununla beraber bir Miat olsun isterim yani. Çünkü çok renkli bir adam, çok renkli bir teknik direktör. Ben teknik adamlığından kendi adıma da çok istifade ettiğimde bir meslektaşım, öyle söyleyeyim. Ama bunu da söylemek istedim şimdiden. Çok heyecanlı yeni bir sezon bekliyor hepimizi. Bakalım yarın geldikten sonra seçime doğru da tabii. Şimdi evet, seçimi de uzun uzun konuşuruz. Şimdi Jose Mourinho ile ilgili sportif direktör Mario Branco'nun da takım planlaması hakkında açıklamaları var. Fikirlerini paylaşmış. Bir onlara bakalım. Sonra yine konuşmaya devam edelim.